TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Müzik Market'e hoş geldiniz. Müzik Market bugün çok önemli bir gün aslında bugün programımızda. Çünkü Barış Manço'yu almak istiyoruz. Bütün programımızı Barış Manço'ya ayırdık. Kaybedildi onu 13 yıl oluyor. Dile kolay. Yani açıkçası onu unutamadık da. Barış Manço çünkü gerçekten çok çok önemli bir müzisyen. Ve bugün konuğumuz olacak. Bir konuğumuz da var. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bugün konuğumuz olacak. Ya ben Barış Manço deyince çok heyecanlanıyorum ve çok gerçekten... Doğukan'la beraber almış olacağız acayip oluyorum çünkü müzik dünyamızın çok çok önemli bir ismi Bahar. Yani gerçekten... Dünya çapında. Dünya çapında zaten. Gerçekten çok çok önemli. O yüzden bugün bütün programımızda onun çok özel konser görüntülerini, tarihsel program 7'den 77'ye vardır. Çok önemli, efsane program. Ondan görüntüler olacak. Japonya konserine gideceğiz, klipleri olacak. Yani bugün... Çok güzel çok bir Barış güzel Manço programı tekrar hazırladık sizlere. Siz de ekran olacak. Başından bizlere eşlik edebilirsiniz. Bize hatta telefonla ulaşabilirsiniz. 0212 alan koduyla 381 70 59 ve 61'den bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Facebook'tan da bize ulaşabilirsiniz. TRT Müzik Market Twitter ve Facebook'ta yazabilirsiniz. 56 çift sıfırdan da klip yazıp boşluk bırakıp bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Doğukan Manço da bugün bizimle olacak. Evet, bugün ilk şarkımıza geçmek istiyoruz Barış Manço ile ilgili. İlk şarkımız çok özel, bütün şarkılar özel ama bu biraz daha özel. İngilizce bir şarkı, Nick the Chopper ve Barış Manço. Thank you.
TRT'mizin özel görüntülerinden, özel arşiv görüntülerinden bir görüntüyle izledik Barış Manço'yu. Bayram Yelpazesi, Sezen Cumhur Önal'ın sunduğu. Sezen Cumhur Önal Müzik Yelpazesi bilirsiniz. Programı vardı yıllar önce. Eski kuşaklar daha iyi bilir. Yeni kuşaklar şimdi izlemiş oldular. Bir bayram programıydı. O zaman Bayram Yelpazesi diye değiştirmişler. Bahadır Akkuzu'yu görüyorum orada. Gördüm daha doğrusu. Ve Bahadır Akkuzu'yu da buradan anmış olalım rahmetle. 2009'da kaybettiğimiz Kurtalan Ekspresi'nden Barış Manço'nun yol arkadaşlarından bir tanesiydi. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel Twitter ve Facebook'ta mesajlarınız geliyor. Hemen bir tanesini okumak istiyorum. Daha sonra vaktimiz olunca da okuyacağım. Herkese iyi akşamlar. Bugün sevgili Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. O sadece bir müzisyen değil, bir kültür elçisiydi. Dünyaya ve bizi de dünyaya tanıttı. Tek bu da değil, ailemizin bir parçasıydı. Yatmadan dişlerimizi mutlaka fırçalamayı, ıspanak yemeyi, süt içmeyi ondan öğrendik. Cenazesinde milyonların yer aldığı nadir kişilerdendi. O öldüğünde sanki ailemizden birini kaybetmiş gibi günlerce ağladığımı hatırlıyorum. Keşke yaşıyor olsaydı ve adam olacak çocukları büyütmeye devam etseydi. Sevgili Barış abi ruhun şad olsun demiş Mihrican Ünsal. Ne güzel yazmış. Ve çok da doğru yazmış. Çok doğru yazmış. Gerçekten kesinlikle. Çok güzel yazmış. Mihrican'a buradan özel sevgilerimizi yolluyoruz. Ekibim adına sevgilerimizi yolluyoruz. O zaman gene Barış Manço'nun güzel şarkılarından bir tanesini dinlemeye devam edelim. Barış Manço'dan Kol Düğmeleri geliyor. Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi başım öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi iki düğme iki ayrı kolda bizim gibi olunca sustururum herkesi her şeyi gelir kol düğmelerimin birleşme saati usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana bitsin bu işkence kalsınlar bir arada. Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar yaşlı gözlerle ayrılırlar düğmeler gibi.
bizim gibi ayrılırlar, bizim gibi ayrılırlar, bizim gibi. Aramızdan ayrılışının 13. yılında Barış Manço'yu anmaya devam ediyoruz ve bugün programımızı 1,5 saat boyunca Barış Manço'ya ayırdık. Barış Manço şarkılarına ayırdık. Evet ve şimdi telefonda sürpriz Kurtulan Ekspresi'nden çok efsanevi bir isim var, Ahmet Güvenç. Alo Ahmet Bey. Sesimizi Alo. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Ahmet Bey. Ahmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok önemli bir gün bugün. Siz de İzmir'de konserdesiniz. Kurtalan Ekspresi olarak. Siz Kurtalan Ekspresi'nden... Alo. Hattan düştü. Kurtalan evet. Ekspresi bugün Barış Manço'nun uzun yol arkadaşı onlar. Çok önemliler müzik dünyamızda ve şu anda İzmir'de konserdeler. Ahmet Güvenç elimizde kalan en önemli adamlardan, yani elimizde onlardan kalan en önemli müzisyenlerden bir tanesi Ahmet Güvenç. Onunla telefonla konuşmaya bağlanıyoruz ama rejiden acaba şu anda hattımızda değil. Biz onların olduğu bir klip var. Çok özel bir klibimiz TRT'mizin arşivinde. Cem Karaca ile beraber söylüyorlar şarkılarını. Ve Kurtalan Ekspresi de onlara eşlik ediyor. Bahadır Akkusu var, Ahmet Güvenç var. Ama hattımıza telefon, evet telefon bağlantımız. Telefonu bağlanalım, ondan sonra o klibi de seyrediyoruz. Ahmet Bey, alo. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Çok güzel. Çok güçlü, güzel geliyor sesiniz. Hoş geldiniz. İzmir'de konserdesiniz. Bugün Kurtalan Ekspresi olarak. Evet, konserdesiniz. Biraz sonra konsere çıkacağız. Ve siz bizim için çok değerlisiniz. Çünkü Cem Karaca'dan, Bahadır Akkuzu'dan, Barış Manço'dan bize kalan onların yol arkadaşısınız. Ve şu anda 1,5 saat boyunca Barış Manço özel programı yapıyoruz. Sizi sormak istiyorum. Çok sorum var ama hatta yine düştü herhalde. Biz klibimize dönelim istiyorum. Çok özel bir klip gerçekten. Cem Karaca'yla birlikte düet yapıyorlar. Şimdi bu şarkımız gelsin. Thank you.
dünyaya geldiğim anda. Yürüdüm aynı zamanda. Gündüzü gece İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece Şaşar neyse iş bu hale. Ya havlayık ya hikirer. Hattımızda Kurtulan Ekspres var. Az önce konuşamadık onlarla. Ahmet Güvenç. Oradan efsane bir gruptan Ahmet Güvenç şu anda İzmir'de konserden bize bağlanıyor. Ahmet Bey. Efendim. Ahmet Bey, az önce konuşamadık. Maalesef ben söylediklerinize teşekkür bile edemeden at kesildi ne yazık ki. Siz de konserdesiniz. Saat 19'da evet. Bildiğim kadarıyla İzmir'de bir konseriniz var Kurtulan Ekspres ile birlikte. Bugün Barış Manço'nun ölüm yıl dönümü. Biz de 1,5 saat boyunca programımızı ona adadık. Az önce de sizin de görüntünüzü izledik. Hatta Cem Karaca ile Barış Manço düet yaptılar. Evet, 4x4 dolu dizgin programından. Biz de burada 21 mi? Yanlış söyledim ben. Çok çok özel bir görüntüydü. Biz burada böyle partnerimle birlikte bütün izleyiciler de eminim çok öyledir. Duygulandık. Çok duygulandık. Gerçekten çok duygulandık. Hakikaten çok önemliydi. İyi ki de yapmışız. O benim biraz ön ayak olduğum bir görüntüydü. İkisine de ben garantör oldum. O şarttan geldiler. Fakat çok çok önemli oldu. Yani Türk rock tarihi için o ikisinin aynı karede olduğu tek görüntü o. Tüylerim diken diken oldu cidden, yani samimiyetimle söylüyorum, öyle oldu izlerken. Evet, orada Cahit de bizden beraber çalıyor. Uzunca evet, bir yolda çalıyor. Cahit Erkay'da var. Evet, çok güzeldi hakikaten. Ahmet Bey, size konsere gireceksiniz biraz sonra. Unutamadığınız Barış Manço ile beraber olduğunuz bir konser günü var mıdır? Muhakkak vardır da çok özel konser. Şöyle söyleyeyim, benim unutamadığım 25 yıl var Barış Manço ile. Yani gerçekten unutamadığım tüm bir 25 yıl var. Yani o detaylara girdiğimiz zaman bazen aklıma bir sürü şey geliyor. Bazen de bütün geçmiş olan hayatım geliyor. Tabii ki çok özlüyoruz. Hı hı. Peki. Yani çok büyük bir eksiklik Barış Manço'nun aramızda olmaması. Çok çok hem de. Peki Gül Pembe sizin besteniz. Sözler Barış evet. Manço'nun unutulmaz bir şarkıdır. Evet. Nasıl ortaya çıktı bu şarkı? Yani o kadar özel bir şarkıdır ki. Önce sözler mi geldi? Daha sonra Barış Manço sözleri mi yazdı? Yok, önce ben besteyi hazırlamıştım. Hı hı. Barış'la beraber oturduk. Barış hemen onun sözlerini halletti. Ondan sonra hakikaten çok güzel bir parça oldu. Dönen şeyler ikisi aynı dönemdir. Hı hı. Ve aynı albümde yer alırlar. Hakikaten kilometre taşı olmuş parçalardır. Hakikaten güzel parçalar, doğru. Çok özel. Çok güzel şarkılar. Ya, şimdi artık her gün ben Bey'i çaldığımızda o kaybettiklerimiz aklımıza geliyor. Onlara selam yolluyoruz. Zaten albümün de adı Göğe Selam oldu. Evet.
işte işimiz gücümüz onlara selam yollamak artık. Sizi ayrıca zaten o Göğüs Selam albümüyle ilgili burada konuk etmek istiyoruz. TRT Müzik'te konuk etmek istiyoruz. O ne zaman isterseniz. Ben aslında bugün de konser olmasa mutlaka yanınıza gelecektim. Ne kadar güzel. Ama işte maalesef İzmir'de olduğum için bulunamadım. Evet. O yüzden çok konuşacak şey var. Siz de konsere gireceksiniz zaten şimdi. Konserinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Cihangir Akkuz'un programda uzun uzun konuşalım. Konuşalım bence de. Siz bizim için çok değerlisiniz bu arada gerçekten. Çünkü Kurtulun Ekspres'te ben duydum, inanın yani bu duyduklarımla kuvvet buluyorum. Benim durumum aslında zor. Yani en sevdiğim insanları kaybettim. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. Cihangir Bey, Cihangir Akkuz'u oradaysa onu da telefona alırsak. Cihangir'i bir dakika veriyorum hemen. Tamamdır. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Çok sağ olun. Cihangir Akkuz'u rahmetli Bahadır Akkuz'un Kurtalan Ekspres'in önemli üyelerinden bir tanesidir. Onun kardeşi artık o da Kurtalan Ekspres'inde ve şu anda telefon hattımızda. Cihangir Bey. Merhabalar. 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 Konserdesiniz biliyoruz. Hoş geldiniz programa. Bahadır Akkuz'u da buradan anmak istiyoruz biz. Çok çok önemli biri. Çok teşekkür ediyorum. Ve abiniz sizin. Siz daha sonra Kurtalan Ekspres'ine bildiğim kadarıyla katıldınız. Evet. Barış Manço ile... Barış Manço ile ilgili çok kısa unutamadığınız bir anınız, konser anınız var mıdır? Muhakkak vardır da şu anda aklınıza geliyor mu? Evet, çok var. Valla bir tane aklımda kalan tabii onun zekasıyla ve önemli bir insan olmasının sebebini buradan aktarmış olayım. Japonya konserlerini hatırlıyordu tüm dinleyiciler ve sizler. Tabii ki. 17 tane konser verilmişti ve aşağı yukarı bir ayımızda Japonya turnesinde geçti. Ve biliyorsunuz ilk gerçekleştirildi ve Live in Japan adlı bir CD'miz oluştu. Hatırladığınız büyük ihtimalle. Oradaki anekdot şu, aklımda kalan en önemli hadise. Barış abi bizden aşağı yukarı bir ay önce Japonya'ya gitti ve oradaki birkaç mihmandarla Japonca'yı öğrenmiş olarak karşımıza çıktı diyebilirim abartısız. Çünkü bizim esprilerimizle onların esprilerini kaynaştırıp sahnede aşağı yukarı 15 diye bir tane espri kullanarak tüm kişi onları güldüren nadir insandır diyebilirim. Yani aklımdaki en güzel anekdot bu. O kadar kısa sürede. Evet, o kadar. Onların gönüllerini fethetmiş oldu. Çalıştım. Japonya. Gerçekten büyük bir zeka. Japonca'yı da öyle öğrenmek biliyorsunuz birazcık zor bir hadise. Ama onu çok zor. Nasıl becerdiniz? Çok, çok akıllı ve çok zeki bir insan dediğiniz gibi. Beş dili de ana dili gibi konuşabilen. Siz Japonya konseri dediniz. Biz de hemen Japonya konserinden görüntü vermek istiyoruz TRT Müzik ekranlarında. Evet. Çok size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Cihangir Bey. Teşekkür ediyorum. Çok konserinizde başarılar diliyoruz. Çok mersi. Bahadır daha çok sağ olun. Bahadır Akkuz'u, Cem Karaca, Barış Manço bunlar çok önemli müzisyenler. Evet. Her zaman anmamız gerekiyor. Çok size konserinizde başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, telefon bağlantımızı yaptık. Çok önemli adamlar ya. Kurtalan Ekspres'i gerçekten onları böyle keşke zamanında kanlı canlı hepsini birlikteyken dev kadro olarak izleyebilseydik. Yani ona erişemedik ama en azından şimdiki yeni jenerasyon yine Kurtalan Ekspres'e devam ediyorlar. İşte Ahmet Güvenç, az önce konuştuğumuz Cihangir Akkuz'u onları bence izlemek gerek diye düşünüyorum. Ve şimdi hemen madem Japonya konserinden bahsettiler, o halde Barış Manço'nun Japonya konserine gidiyoruz. Thank you.
とうございます。一緒に一緒に。トマテスピーベルパッドジャン、トマテスピーベルパッドジャン、ありがとうございます。こんにちは、私はボリス・マンチョ。Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni, unutamadım. Unutamadım, ne olur anla beni. Dağlar dağlar, kurban olan, yoldan geçen, sevdiğimi son bir olsun, yakından gören. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。創価学会ナンバーワン、創価学会万歳、万歳、万歳。池田課長、万歳、万歳、万歳。日本、万歳。トルコ、万歳。元気ないですね。もっと元気、もっと元気、もっと元気。そうそうそうそうそう、調子。おーおーおーおーおー、ありがとうございます。万歳。Taklak oldu dünya tersine sanki. Sanki, sanki. Bana sevda, bana sevda. Senin önden kim oluyor? Çocukça bir aşk deyip de geçti sakın güne haline. Nasıl oldu bu anlayamadım ama. Hazır, hazır, hazır. SGI Peace and Culture Award, Mr. Boris Mancho, in recognition of your great contributions to the realization of lasting peace and the promotion of culture based on the noble ideas of humanism, we hereby present you with the SGI Peace and Culture Award, November 10, 1991, Daisaku Ikeda, President of Soka Gakkai International, Einosuke Akiya, General Director, Soka Gakkai International. バリシマンチョさんとそのオーケストラの皆さんでした。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。
Ve Doğukan Manço yanımızda. Hoş geldin Doğukan. Hoş geldin Doğukan. Hiçbir yere çıkmıyorsun biliyorum. Bizi kırmadın, TRT ailesini kırmadın, TRT müziğe geldin. Ben bir şey sormak istiyorum. Şu an senin gözlerini böyle dolu dolu gördüm Doğukan. Çok normal. Konser yani. Görüntülerini seyrettik. Ben de izlerken böyle tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım. Sen neler hissediyorsun? Senin baban Barış Manço çok... Ben kelime olarak tüylerim şu an hala diken diken. Ya, biz de öyleyiz biliyor musun? Yani bizim... Yani ben bu kadar senin doluysam baban, sen neler tabii hissettin? Ki, biz yani program başladığından beri ben bir heyecan... Ahmet Güvenç'le konuşurken de öyle oldum Kurtalan'la. Yani tüylerim diken diken oldu. Acayip. Sen neler hissediyorsun o görüntüleri seyrederken? Ben bunları çok kez paylaştım ama sanki ilk defa paylaşıyormuş gibi söyleyeyim. Şimdi o konsere gelmeden önce mesela Türkiye'ye bir yabancı sanatçı geliyor, şarkıcı geliyor. İki kelime işte merhaba Türkiye diyor. Herkes coşuyor. Niye? Çünkü Türkçe bir şey söyledi adam. Barış Manço Japonya'ya gitti. Konseri baştan sona Japonca söyledi. Ne kadar zor bir şey aslında. Yani bu ne kadar zorluğun yanı sıra karşı tarafa duyduğun saygıyı gösteriyor. Hani babamdan şöyle bir şey rica etmişler. Ya kendi dilinizde söyleyin birkaç yani konuşmalarda tercüman verelim size. Ya da Japonca birkaç kelime söylerseniz mutlu oluruz. Başka bir dil kullanmayalım demiş. Babam bütün konseri Japonca yaptı. Şarkıları da çevirdi. Aradaki konuşmalardan esprilere kadar her şey. Ya gördünüz ya. İnanılmaz. Nasıl insanın tüyleri diken diken oluyor. Gerçekten öyle. Dünkü anma törenlerinden bahsedelim. Dünden başladı anma törenleri. Dün başladı. Dün başladı. Moda'da. Şimdi bizim şöyle bir hedefimiz var. Biz Şubat'ın ilk haftasını aile olarak ve dernek olarak Barış ve Sevgi Haftası olarak resmileştirmek istiyoruz. Bunu yani bu geleneksel devam ediyor. 13 senedir. Dün müzede işte geç saate kadar orada sevenleriyle işte şarkıları söylenerekten bir etkinlik yaptık. Dünün mesela bir esprisi, yıllar boyunca babamın birçok parçası, problemler yaşamıştık biz hani ev, müze falan biliyorsunuz. Onları açtık, işte bir takım olumsuzlukları açtık. Dün mesela ben Sakıncası Yok'ta Çakıroğlu ailesine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Barış Manço'nun jipini aldılar, baştan sonra tepeden tırnağa onu yenilediler, geri verdiler. Mesela bu bir... Okudum bunu ve çok güzel geldi bana da, internette güzel. Okudum. O 34 BM 777 yani Barış Manço'yu 777'ye simgeleyen plakalı araç yeniden müzeye geri geldi bu şekilde, yenilenmiş bir şekilde. Ve dün böyle bir etkinlikle başladık. Şimdi bundan sonra mesela barışmanço.com.tr adresine girdikleri zaman oradaki etkinlik listesini görebilirler. 5 Şubat'ta vapurumuz var mesela her sene olduğu gibi. Kadıköy Moda'dan kalkacak olan 10.30'da. 10.30'da Moda, 11'de Kadıköy'den. Barış Manço vapuruyla Barış Manço'yu ziyarete gideceğiz. Yani bütün bu etkinlikleri ben web sitesinde paylaşıyorum. Çok güzel. Yalnız bir dakika. Fondaki parçayı hemen değiştiriyoruz. Hemen değiştiriyoruz. Değiştirelim benim, mi? Tamam. Benim tek dinlemediğim Barış Manço parçasıdır. Ben de bu şarkıyla ilgili bir şeyler soracaktım. Ben o parçayı kabul etmiyorum. Hayır, anladım. Tamam. Tamam. Onu geçtik. Tamamdır. Hani bu şarkıyla ilgili baban sana tamam sormuyorum onları da sormuyorum o zaman. Babanın ben bilmiyordum mesela şu an merak ettim. Yok ben bahsetmediğimiz bir parça. Tamam. Tek dinlemediğim 13 sene oldu lütfen dinlemeyelim. Tamam. Tamam peki. Kurtalan Ekspresi'nden bahsetmek istiyorum. Babanın uzun yol arkadaşı onlar. Az önce konuştuk yıllarca. Ama rahmetli Bahadır Akkuzu ve Cem Karaca. Yani babanın gerçekten uzun yol arkadaşları onlar. Bildiğim kadarıyla Bahadır Akkuz'un evinde bir Barış Manço köşesi varmış. Evet ben görmüştüm. Gördün mü? Nasıl bir yani neler var? Fotoğraflar var herhalde. Ne yapmış? Gitarı mı var? O şurada. Sen... Şurada kalpte olan bir şey o. Yani gördüm ve orada bantlardan tutun, fotoğraflardan tutun. Hani ben tesadüfen gittiğimde görmüştüm. Hani ben gittiğimde görmüş şeyler değildi kesinlikle. Çünkü kalbinde olan bir şey. O kadar çok birbirlerine bağlıydılar ki. Bir seviyorlardı ki zamanında. Yani bir Barış Manço köşesi yapmışlar. Bence bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Çok yani özel. Gerçekten çok özel dostları babanın. Yani unutamıyorlar. Bildiğim kadarıyla Bahadır Akkuz'u ölmeden önce sen onunla konserlere de gitmişsiniz. Bir bayağı evet, görüşmüşsünüz öyle bir, değil mi? Öyle bir şeref duyabileceğim bir ortam oldu. Ben DJ'lik yapmaya başlamıştım o zamanlarda. Sadece babam için anma etkinliklerinde çalıyordum. İşte zamanla bu profesyonelleşmeye başladı ama o zamanlarda Kurtan Express'le beraber bir sefer sahne aldım. Hatta iki sefer aldım pardon. İki sefer. Çok güzel. Ya bu benim için tabii çok onur verici. Çok şahane şeyler gerçekten. Yani, babamın kurduğu bir orkestrayla beraber çıkabilmek sahne beni çok onurlandırdı. Şimdi peki bir görüntü izleyeceğiz. Senin de olduğun bir görüntü aslında. Kurtalan'ın da olduğu bir görüntü. Acaba senden anonsu istiyoruz aslında şarkı anonsunu. Şurada hemen şarkıyı da sana göstereceğim. Şu şarkıyı. Ha, cam bedenden çıkmayınca. Sen ama ekrana doğru anlatırsan şöyle.
Peki, şimdi can bedenden çıkmayacak. Can bedeninden çıkmayınca. Gerçekten ailenin olduğu özel bir klip. Bayağı zor zamanlar ama. Hüzünlü zamanlar. Şimdi seyredince tabii bakıyorum kendime. Hı-hı. Batıkan'a bakıyorum, anneme bakıyorum. Yani çok zor zamanlar o zamanlar. Yani daha bir sene bile geçmemiş. Hani insan
Ya ölüm Allah'ın emri. Yani o herkes, her canlı bunu tadacaktır ama şöyle bir dezavantajımız var. Batıkan'ın da benim de. Bizim her gün gündemimizdeydi. Hani atlatabileceğin, acısını unutabileceğin bir ortam yoktu. Biz insanları teselli ediyorduk falan. Dolayısıyla bizim için zor oldu ve yıllar sürdü yani. 2 sene falan bayağı bir çektik. acı çektik bayağı. Ve geçti acısı. Özlem her zaman kaldı. Bu klibi şimdi düşündüğüm zaman hani ah vay be ne günlermiş. Yani anneme bakıyorum. Annem orada gülmek için tabii bayağı bir çabalıyor. Tebessüm sar. Evet. Yani biz bir yerden sonra çünkü bakıyorsun klip çekilirken gülmeyi unutmuşsun. Yani öyle bir dönem. Şimdi mesela Can Bedenden Çıkmayınca parçasını dinleyince geçen annemle oturup konuşuyorduk. Sanki babamın bu tip çok klasikleşmiş parçaları halk tarafından Barış Manço'ya söyleniyormuş gibi bestelenmiş. Yani sanki kendisine yazmış gibi. Bak unutamadım. Can Bedenden Çıkmayınca. Gerçekten çok zor yani, ama. De evet. Düşündüğün zaman sanki bunlar Barış Manço'ya yazılmış şarkılar zaten gibi biraz da yani. Zaten dünden beri Twitter'da herkes bu sözleri yazıyor. Kesinlikle. İki şarkısını çok fazla yazıyorlar. Dediğin gibi sanki sevenleri ona söylemiş gibi. Annenle çok doğru düşünmüşsünüz aslında. Böyle bir... Ya hakikaten ya falan olduk. Şaşırdık çok ya. Acayip bir durum. Birçok parçasında var ama bunların hepsi. Unutursun demiştin ama unutamadık seni Barış Manço diye bir sürü. Ya bu sadece iki tanesi. Böyle genelleme de çok var yani. Çok var aslında çok var. Bir Ozan çünkü baban. Gerçekten yani bir efsane. Ben bazı müzisyenleri özel olarak gönderildiğini düşünüyorum. İşte Barış Manço onlardan bir tanesi. Evet bu... Başka bir yerden geliyorlar ve sanki bize bir şeyler öğretmek için geliyorlar. Hani hayatla ilgili evrenin bazı sırlarını vermek için. Bakın işte şöyle davran. Çünkü yani çok küçüktüm ben de ama sonuçta Barış Manço ile ilgili yani 7'den 77'yi unutamam mesela programı. İşte adam olacak çocuklar. Yani hepimiz bütün Türkiye ona kilitlenirdik. Çok özel bir adamdı ya. Bu kadar uzun yani, süren zaten bir televizyon programı yoktu. Yoktu ve yani... 88 yılında başladı. 88'de. 98'de mi bitti? 98'e kadar devam etti. Devam etti. Çok uzun bir süre yani. Çok başarılı bir programdı. Dünyayı 12 kez dolaşmış. Aslında 500 bin kilometre yapmış. Bayağı bir kilometre yaptı. Hani 12 kere dolaştı anlamında değil ama o kadar yol kat etti yani. Yani bir tür. Ya o zamanın şartlarında hani İstiklal Marşı'yla açıp İstiklal Marşı'yla kapattığımız tek bir kanalın olduğu evet. dönemde başlamış bir televizyon programı ve dünyayı Türkiye'ye insanların evine taşıdı. Çocuklara eğitim vermek için yani şunu da söyleyeyim. Babam 40 yıllık sanat hayatını çok ciddi bir şekilde sanatından yani müzisyenliğinden feragat ederekten bu programa yoğunlaştı. Mesela benim babam söyler. Hani 88-98 arası benim müzik kariyerimin en başarılı zamanı değildir der. Çünkü başka şeylere yoğunlaştı. Hani bu kadarla da kalmadı. Sadece hani çocuklarla ve dünya turu yaptığı programda da kalmadı. En son mesela bir Barış ve Lale İlköğretim Okulu projesine başlamıştı. Daha sonra Barış Manço olarak, Barış Manço Show Okulu olarak bitti. Yani Barış Manço sanat hayatından bayağı bir verdi. Yani haklısın. Çok çok önemli gerçekten yani bu. 10 parmağında 10 marifet aslında yani. Yani dediğim kültür gibi. Kültür elçisiydi. Ya biraz önce Barış Japonya Manço konserini gördük ya. Bu bir turnede 17 şehirde konser vermiş bir insandan bahsediyoruz. Bir turnede 17 konser. Yani bir turnede 17 konser. Bu apayrı bir şey ya. Ama başka bir şey. Peki bu Adam Olacak Çocuklar çok efsane program. Hepsi adam oldular şimdi. hepsi büyüdüler. Siz kardeşinle birlikte biz o programı izlemezdik. Arkamızda kıskanırdık onları. Ya o demişsin. Evet. Şimdi tabii bunu bugün fark ediyoruz. Şimdi 88'de başlamış bir program. Ben o zaman 7 yaşındaydım ve 7 yaşından... Kardeşin de kaç yaş aranızda? Kardeşim 3 yaş var. O zaman 4'tü Batıkan. Ve 7 yaşından büyükleri almıyorlardı. Ben de böyle birkaç ayla kaçırdım. Yani bana o torpil yapmadı babam. Yapmadığı için herhalde o sebepten dolayı biraz gönül koydum gibi. Çıkamadığın için. Çıkamadığım için biraz kıskançlık mı başladı? Nedir bilmiyorum tamam. Batıkan tam küçük sen büyük. Batıkan katıldı. Ben katıldım. Katılamadığım için de ben o programı seyretmemeye başladım. Yani bugün düşündüğüm zaman tamam belli ki kıskanmışım ama çocukken bunu düşünmüyorsun. Tabii ki. Batıkan da arkasını dönerek de hani babamın sesini duymak istiyor ama görmeye tahammül edemiyor gibi bir durum oluştu anladığım kadarıyla. O da çocukları kıskanıyor oradaki o zaman. Kıskanıyoruz çok tabii ya. Babamız yani. Orada başka çocuklarla ilgileniyor bir de deli gibi ilgileniyor. Şimdi tabii bizim için baba yani. Tabii ki. Bugün düşündüğümüz zaman tamam Barış Manço halka mal olmuş bir insan. Sizlerin de ailesinin bir parçası. Sizin de çocukken Barış amcanız, sevgiliniz, aynen sevdiğiniz öyle. Ailenizden kesinlikle bir bireydi yani. Tabii ki.
Burada heyecanla zaten program yapıyoruz böyle bugün. Bugün öyle ama o zaman gel o 7 yaşındaki çocuğa sor. Değil mi? Şimdi çocuklar, çocuklar oyuncaklar veriyor çünkü orada bir de. Tabii. Onun babası. Şimdi o görüntüleri izleyelim birlikte. Arkamızı dönmeden. Şimdi kıskanmam, şimdi seyrederim. Sen anonsu yap istersen 7'den 77'de tamam. Adam olacak çocuk. O zaman önce adam olacak çocuk. Ha tabii net. Ben diyor aynı çatı altında söyleyeceğim. O bir kere zaten hazır ya buna yapıldı. Aynen. Böyle. Ve aynı çatı altında. O kadar. Biraz konuşalım mı seninle? Peki sen bize bir şarkı söyleyecek misin? Evet. Neyi söyleyeceksin? Seviyorum Enette. İşte güzel bir şarkı o. Çok mu seviyorsun? Evet. Aa. Sevmek güzel şey değil mi? Evet. Tabii o kadar net yani. Sesi tanımıştı bir kere. Bir duydum. Ha öyle yaptın değil mi? İyi ettin. Annenin tankısını temizlerken. O zaman şey Ahmet ne yaptı? O da olur mu öyle şey demedi mi? Demiştir. Babam yoktu. Ha tabii. Babam varsa sevemezsin çünkü biliyorum ben onları. Babalık başka şey. Peki iş biraz karışıyor. Anne baba girdi devreye. Seviyor işte. Mine abla o şarkı söyleyecekmiş. Seviyorum enişte. Var mısın? Seviyorum enişte. Var mısın? Neşeli, sevinçli, zevkli. Name name. Şakıyorsun. Dur gitme. Tamam. Gitme de daha söyleşeceğiz. Hani senden önce şarkı söyle ki arkadan konuşalım diye. Öyle demiştik ya. Bu çok güzel şarkı. Bunu kim öğretti sana bu şarkıyı? Anneannem. Ha. Anneannenin karşısında böyle namesi şakıyor musunuz beraber? Hayır. Şarkı. Ha. Yani esasen sen öyle name şakmıyorsun da şarkı olduğu için anneannenin karşısında şakıyorsunuz. Hayır, şakmıyoruz, şarkı. Hay Allah, ben de hiçbir şey doğrusu bilemiyorum. Yani siz şakmıyorsunuz da şarkı mı şakıyor? Şarkı şakmıyor yani. Biz söylüyoruz, anneannem de onu çok seviyor. Anneannem de arabada söylüyor. Hani anneannem gelmedi de şimdi anneannem gitti, babaannem geldi. Gözde hanımefendi teşrif ettiler. Şimdi Gözde'de bu mikrofon çok yüksek. Şöyle bir indirelim bakalım. Hoş geldin Gözde. Hoş bulduk. Hoş bulduk, çok sevindim doğrusu. Gözde sen kaç yaşındasın? İki. Ne kadar? İki yaşında mısın? Gözde kocaman yani. Gözde bayağı kocaman. Bazı haftalarda böyle yaş grafiğimiz bayağı yükseliyor bizim. Sen kimlerle geldin buraya Gözde? Annemle babamla. Nerede annen ve baban? Şurada mı anne? Merhaba anne. Heyecanlı mısın Gözde? Uzaktan mı geldin sen? Nereden geldin? Hayır. Evden. Sen bize bir şarkı söyleyecek misin Gözde? Ne söyleyeceksin? Bir düşün. Bir sefer de karar verme çünkü şarkı çok. Binlerce şarkı var. Hangisini söyleyeceksin mesela? Aslan miyav dedi. Aslan miyav dedi. Mine abla Gözde bize aslan miyav dedi söyleyecek. Mikrofon senin Gözde, söyle bakalım. Aslan miyav dedi. Minfare küfeti fareden koptu. Gidi pır çekerdi. Yalan mı, tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı, tuhaf mı? Bir prenses. Ayşe ablamız teşrif ettiler. Merhaba Ayşe. Annem. Anlasanız ya.
gidiyor. Çok şükür ederim. Postacı sana yarın yine gelirim. Adam olacak çocuk. Şahane görüntüler ya. Burada ya, ne güzel eğlendik. O yaşta adam yerine koyuyor. Hakikaten ya, ne kadar güzel bir şey. Mesela hani illaki mecburiyetten biraz eğiliyor ama çocuğu yukarı çıkartıyor ve babam onlar için kısa boylu vatandaşlar derdi. Yani çok güzel ifade etmiş, kısa boylu vatandaş. Ona değer, o çocuğa değerli olduğunu hissettiriyordu ve onu adam yerine koyup adam gibi konuşuyor yani bu. Sizin aranız nasıldı babanla Doğukan? Yani baba o hani bir çok disiplinli baba mıydı yoksa gerçekten arkadaş gibi miydi, nasıldı? Aa, babam hayatında zaten çok disiplinli bir insandı. Yani ben onu başarısından zaten. Şaka tarafı bu. Babam zaten hayatında çok disiplinliydi ve yani her şeyin düzenli olmasını isterdi. Fakat şey yoktu. Hani aksiliği yoktu. Benim babam sinirlendiği zaman susardı ve dönmekten beter ederdi o sus konuda. Yani babamın susması seni daha bizim çok için, galiba, evet, değil mi? Perişan olurduk yani. Biz bir şey yapmışsak babam susardı. O bize yeterdi yani. Susarak dövmek böyle bir şey herhalde. Yani. Susarak dövmek şey. Doğru söylüyorsun. Kızmazdı bile diyorsun. Hayır. Kızmazdı bile. Yani onun suskunluğundan biz anlardık. Ve yok. Keşke dayak atsa da susmasa yani. Hmm. Ama onu da yapmadı hiçbir zaman yani. Peki kardeşim, Batıkan'la bildiğim kadarıyla yeni kuşaklara babanın şarkılarını hazırladığınız bir albüm projeniz varmış. Ne durumda bu proje? Albüm... Pardon. Albüm olarak şöyle konuşayım. Babamın yeni nesil dinleyiciler diyeyim. Onlar için bir takım parçaları remix istiyoruz biz. Hani ben bunu hobi olarak yapıyorum. DJ olduğum için. Hani, bir yandan DJ yapıyorsun. Bahsedelim bundan. Esasında hobim. Ama derken zaman içerisinde profesyonel olmaya başladı bu. Babamın anma etkinliklerinde çalıyordum. Ve babamın birkaç tane parçasını mixledim. Ve bunu hep istiyorlar. Neden Barış Manço'nun resmi şeyleri yok, mixleri yok diye. Yani yaptık fakat albüm konusunda çok hassas davranıyoruz. Sebep şu, çünkü biz o CD'yi müzik markete koyduğumuz zaman onu Rıza amca da alacak, Zeynep de alacak, Murat da alacak. Yani herkes alacak. Herkes alacak dedim yani. Gören, ilgisini çeken. Şimdi Murat'ın hoşuna gidebilir de Rıza amca Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı orijinal haliyle dinlemeye alışık olmuş olabilir. İşte Barış Manço müzikleri klasik. Artık klasikleşmiş ve evet, Türk kültüründe çok özel yerleri olan parçalar. Dolayısıyla hassas davranmak istiyoruz. Hani kalkıp şey demesin, ya ne yapmış bu çocuklar böyle çıstak çıstak falan demesin diye. Yani, yani misal konuşuyorum. Derler yani, çok doğru bir görüntü. Diyebilirler. Dolayısıyla bir kere, üç kere değil, dört kere düşünüyoruz. Hani yapsak mı yapmasak mı yapıyoruz. Amatörce yapıyoruz. Yani amatörce dediğim bunu para kazanmak için değil. Yapıyoruz ve bazen paylaşıyoruz. Güzel, bazı kişilerden güzel neticeler dönüyor ama albüm olur mu olmaz mı orasını düşünüyoruz. Fakat mixleri yapıyoruz ve onları paylaşacağız. Sonuçta zaman ilerliyor ve babamın müzik geçmişine baktığınız zaman benim babam çağının çok ötesinde müzik yapan bir insandı. Ben zaten bu remix yapma hakkını ve cesaretini oradan buluyorum. Çünkü benim babam Türkiye'de ilk sintezayzeri kullanan kişi. Yani konserde sadece canlı çalınırken benim babam sintezayzer soktu. Ve insanlar böyle uzay müziği diye dinlediler. Veya ne bileyim 81 yılında döndüğünüz zaman dönence ilk psikodelik parça. Bunlar çağının çok ötesinde parça. Çok çok. 2023, 24, 25. Kesinlikle bunları bir dinlediğiniz öyle zaman. Şimdi benim babam bugün sağ olsaydı remixler yapmış olur muydu? Bence yapmış olurdu ve güzel parçalar olurdu bunlar. Çağının yine ötesinde olurdu. Ve yine kesinlikle çağının ötesinde olurdu. Çünkü benim babam zaten hayat hep ileride yaşamış bir insandı. Ve meşhur bir sözü vardır. Yani dünü bil ki bugünü gör ki yarını anlayabilirsin. Çok güzel. Yani çok güzel bir ses. Bu mantıkla yaşayan bir insan olduğu için ilk klibi çekmiş insan. Hani ondan öncesinde görüntülü müzik diye bir şey vardı ama hani konulu klip olarak yani bunlar da hep Türkiye'de ilkleri yapmış bir insan. Dolayısıyla biz de Batıkan'la hani bence babamız yapardı diye düşünüyoruz ve böyle çalışmalar yapıyoruz. Albüm olur mu bakalım. Ama bu çalışmaları paylaşacağız. Sizin şimdi bekliyoruz. Senin de olduğun, kardeşin de olduğu bir klip izleyelim istiyorum. Evet, ama sen anons yap yine. Evet. Aa, bir dakika, bu parçanın bir özelliği daha var. Evet. Ben şimdi Türkiye'nin en genç rapçilerindenim yani. Orada rap yapıyorum tabii. Evet babacığım, ona iyi derler. Söyledik yani. Tamam, senin anonsun alalım. Tabii canım. O zaman senden anons alalım. Zaten göreceksiniz yani rapçilerde böyle etrafta böyle kızlar olur. Benim de orada 6 tane bir ekibim var yani. Gerçi bir kokteyl görüntüsü. TRT'mizin çok önemli. Klipten değil ama o klipte oynamıştın sen de. Tabii ki de. Kok
Kokteyl görüntüsünde var mıydın peki? Tam çünkü ben emin değilim orada ya var. Benim yaş o zaman 10. Bir görelim belki bakalım. Programı belki programı geldi. Belki İzleyelim bakalım. Hadi bakayım. Bir de yeğene. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yani A de bakayım. A. Bir de Y de. Y. Şimdi bir de Ö. Ö. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Delikanlılar. En büyük alkışı Kurt Alan Ekspresi'ni istiyorum. En büyük alkışı Kurt Alan Ekspresi. Hayatın çetin yollarını kaptırmasınlar kimseye kafalarını ve dekorlarını. Hani baba olarak vazifemiz tabii uyandırıp ikaz etmek. Uzundan yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer. Bir eli yağda, ötekisi balda. Buramıza geldi artık hakim bey. Takdir sizden biraz da ite kaka. A de bakayım. A. Bir de Y de. Y. Şimdi bir de I. I. Oku bakayım. Hayır. 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 Yalnız kızlar. Hayır. Hadi erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Hayır. Bütün mahalle. Hayır. 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 Hayır
Nasıl coşkulu? Her konserinde olduğu gibi yine coşkulu bir konserdi. Ya şimdi düşünüyorsunuz böyle bir arkadaşım eşek yapıyor. Bugün mesela 3 yaşında 4 yaşında çocuklar Barış Manço'yu hiç görmemişler. Yani belki televizyonda falan. Şimdi onun tweet'i geldi biliyor musun? Bir arkadaşım eşeği bir duyuyor çocuk. Yani bundan kaç sene öncesinin müziği. Coşuyor ya. Ben buna kaç kere tanıklık ettim. Yani bayılıyor çocuklar. Yani bir ayı parçası. Şimdi düşündüğün zaman yani ayı o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl insanlar alkışlıyorlar? Yani senin az önce dediğin gibi ileriyi gören bir adam olduğundan dolayı işte şimdiki jenerasyonu bile görmüş arkadaşım eşekte. Yani biz onunla büyüdük. O şarkıyla büyüdük ama şu andakiler de mini miniler o şarkıları seviyorlar. Düşündüğün zaman kaç tane çocuk parçası var şu anda yani. Gerçekten. Hala yok. Şu anda bile kaç tane çocuklar için yapmış şarkılar var. Yok, bu kadar öne çıkan yani. Yok. Var da bu kadar öne çıkan yok yani en azından. Bu kadar popüler olan ve öne çıkan. Çünkü işte Barış Manço'dan bahsediyoruz ya. Yani ne okusa ne yazsa olay oluyordu gerçekten. Evet. Ne yapsa hakikaten. Gerçekten öyle. Şimdi bugün o zaman düşündüğün zaman yani tabii 70'ler benim olmadığım dönem. Yani belki uzun saçlı kişiler mesela anneannem, dedem boğumu ilk gördükleri zaman yani böyle bir yadırgamışlar uzun saçlı, çok bıyıklı, giyim tarzı için değişik falan. Ama nasıl kabullendirmiş kendisini? Yani kimse kalkıp Barış Manço neden yüzük takıyor diye yadırgamıyor. Kimse niye uzun saçları var diye yadırgamıyor. Niye kolye takıyor diye yadırgamıyor. Yani bütünleşmiş. Yani olduğu gibi Barış Manço'yu gördüğün zaman yüzük de yakışıyor, bileklik de yakışıyor, kolye de yakışıyor, her şey yakışıyor. Sen de bu arada gittikçe ona benzemişsin biliyor musun? Ya ben evet benziyorum fizik gerçekten olarak değil mi? Şimdi peki bir şey diyeceğim. Saçları uzatıyorsun herhalde şu anda ya, uzun çok uzun ya. Değil ama babanın saçları kadar uzun değil saçları ama o kadar uzatmayı çok düşünüyor musun? Ya esasında düşünerek yapmıyorum. Hani bugün mesela babam gibi bıyık bırakayım dedim de sonra tepki alırım falan diye yapmadım. Yok bence çok da yakışıyor. Bıraktığım ya. Zaman böyle annem hayret görmüş gibi oluyor bazen. Yani o kadar benziyorsunuz. O kadar benziyorlar ama gerçekten gözler falan, burun aynı. Yani benzemek için özellikle bir şey yapmıyorum. Hani saçımı özellikle benzeyeyim diye uzatmıyorum ama baktığım zaman ya genetik olarak zaten bir şeyler geçmiştir illaki. O da sen uzun saç seviyorsundur. O da öyle yani. Uzun vallahi saç genetik olarak geçmeyen bir ses var galiba. Belki senden sonra işte artık senin çocuklarına geçecek. Diyelim. Mesela Batıkanlarımıza espri yaparız biz öyle. Yani eserlere zarar vermemek için babamızın şarkılarını söylemiyoruz diyoruz yani. O konuda armut dibine düşmemiş. Bu arada sosyal medyayı kullanıyorsun diye kullanıyorum, biliyorum. Evet. Twitter adresini öğrenelim. Twitter Manjolog. Manjolog diye oradan etkinlikleri paylaşıyorum. Kendi yaptığım her şeyi paylaşıyorum. Takip edebilirler. Manjolog da nereden çıkıyor? Babam ilk Mançoloji albümünü yaparken en son. 99'da. Hani nasıl bir psikolojinin psikologları varsa babam da bize espri yapmıştı. Yeni albüm Mançoloji, sizler de benim mançologlarımsınız demişti. Aa, de. Oradan. Oradan geliyor esprisi. O yüzden 98 yılında falan yapmıştı. 98, o yapmıştı. 98'den beri benim nickim Mançolog'dur. Hep Mançolog. Onu kullanır. Mançolog. Buradan sana çok rahatlıkla ulaşabilirler. Ulaşabilirler ve bütün etkinlikleri paylaşıyorum orada. Sevinirim yani bir web sitesi açıyoruz. barışmanço.com.tr'yi mesela oraya yazıyorum hemen. Ekliyorum. Etkinliklerden bahsediyorsun. Peki Club DJ'liği yapıyorsun. Önümüzde yok, Club DJ'liği değil, Etkinlik DJ'liği. Etkinlik DJ'liği. Önümüzdeki günlerde var mı herhangi bir önümüzdeki etkinlik? Günlerde özellikle ben Şubat ayında almak istemedim. Yani Şubat sonuna kadar almak istemedim. Sadece babayla ilgili işlere konsantre olmak için. Ondan sonrasında şu ana kadar genelde yurt dışı ağırlıklı oldu benim. Yurt dışı ağırlıklı çalıştım ama ondan sonrasında yine bir takım etkinlikler olacak tabii. Onları da sosyal medyadan paylaşıyorum. Takip edebilirler. Oradan seni tabii ki bulabilirler. Programın bugün çok yoğun biliyorum. Buradan sonra birkaç canlı yayına daha gideceksin. Evet. Kırmadın, TRT'ye geldin, TRT Müziğe geldin. Esas ben teşekkür ederim. İnce davrandınız, unutmadınız. Bu sene 13. yılda neden bilmiyorum ama medya özellikle başta olmakla beraber Barış Manço'ya karşı büyük bir vefa borcu ödeniyor gibiydi söyleyeceğim ama çok ilgi gösterildi bu sene. Özledik ama ya. Çünkü toplum olarak hepimiz çok özledik. Hani azalmadı, arttı. Çok mutlu olduk. Daha da artacak bence. Daha da artacak. Çünkü gerçekten özlüyoruz. Daha da çok özlüyoruz yani. 20. yılında, 30. yılında bence de daha galiba çok yeni jenerasyonlar zamanla dinledi. Hani öyle bir insanın bir daha gelmeyeceği hissediliyor. Daha da fazla daha da hissediliyor. Daha fazla özleniyor, evet. Yani yapacak bir şey yok. O zaman seni buradan uğurluyoruz ama senin seçtiğin özel bir Barış Manço şarkıyla uğurluyoruz. Sen anonsunu yap yine hatta. Tamam. Sen senin seçimin. Çünkü Doğukan Manço'nun seçimi bir şarkı gelecek şimdi. Tamam, o zaman bir Dere Boyu Kavaklar yapalım diyorum. Tamam. Hani bir eski kol bastı nasıl söylenir? Bir de şimdi görsün.
yapraklar açtı yeşil yapraklar. Ben yâre doyamadım, ben o yâre doyamadım. Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Asmadan gel asmadan, asmadan gel asmadan. Fistan giymiş basmadan, fistan giymiş basmadan. Sevdiğim, kalk gidelim sevdiğim. Devriyeler basmadan, devriyeler basmadan. Acem kızı, Çeçen kızı, sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım şu dağın başına, sen gül topla ben nergizi. Hadi gül yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan. We'll be right back.
Barış Manço özel programımız sürüyor. Gerçekten biz burada hayranlıkla Bahar'la izliyoruz görüntüleri. Eminim siz de evlerinizde öyle izliyorsunuzdur. Doğukan Manço'yu uğurladık. Uğurladık, evet. Ne kadar sahici ve ne kadar düzgün bir adammış değil mi Doğukan Manço? Kesinlikle. Barış Manço onun oğlu, evet, olduğu için. Çok. O yetiştirmiş. Sonuçta onun oğlu. Asil çok ve samimiydi. Özel. Çok asildi, evet. Burada konuğumuz oldu. Böyle bir günde Barış Manço'nun ölüm yıldönümünün 13. yılında onu anıyoruz. Onun şarkılarını dinliyoruz bugün zaten. Bir sürü tweet göndermişsiniz, bir sürü mesaj göndermişsiniz. Hemen kısa bakalım. Kısa kısa bazen okumak istiyorum. Sonra. 4 yaşındaki kızım Barış Manço hayranı. 1 yaşındaki oğlum Barış Manço şarkılarını duyunca yerinde duramıyor. Bunlar 4 yaşında 1 yaşındaki çocuklar, düşün. Esra Baytartaş yazmış. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Hayır Barış abi, yanılmışsın, yokluğuna alışmak çok zor. Türk pop müziğinin Mevlana'sı Barış Manço'yu özlemle anıyoruz. Mekanı cennet Türk olsun. Türk müziğinin diyelim aslında. Türk müziğinin diyelim. Hı-hı. Evet. Buz Perisi yazmış. Hı-hı. Aysun Cansu Coşkun yazmış. Çok güzel ifade etmiş ama. Hayatını film yapar mı diye çok soru gelmiş. Tabii bunları Doğukan'a sormak lazımdı ama. Hayatını film yapar mı? Güzel, evet, soru. Babasının hayatını film yapar mı diye mesela çok sormuşlar. Bir sürü tweetleriniz var, onları okumaya devam edeceğiz. Ama az önce bir şey duydum ben. Hı-hı. Barış Manço 5 tane dil, ana dili gibi konuşabiliyormuş. Evet, evet. Aynı zamanda işitme engelliler için özel el işaretleriyle yapılan bir konuşma var. Onu da öğrenmiş Barış Çok Manço. Çok önemli bir adamdı. Evet. Çünkü onları bile unutmamıştı. İşitme engelli vatandaşlarımız için şarkı söylerken gerçekten ben bunu onun mesela özel, bilmiyordum, yeni öğrendim. Özel bir şekilde işaret diliyle anlatıyordu, şarkılarını anlatıyordu. Kendi şarkılarını, yani duyamayanlar için. Gerçekten bu çok özel. Şu anda hiçbir sanatçı, hiçbir şarkıcı böyle bir şeyi aklına getirmiyor. Ama Barış Manço'dan bahsediyoruz tabii ki. Önemli bir adam, önemli bir müzisyen. İşte onları bile unutmamış yani, düşünün. Gerçekten çok özelmiş. Devam edelim. Şurada çok güzel mesajlar var. Çok güzel. Facebook'ta. O da bir de Doğukan'ın söylediği az önce sözü vardı ya, Barış Manço'nun Twitter'da çok yazan var o mesajı. Geçmişi bilemezseniz geleceği anlayamazsınız veya yarına hazır olamazsınız. Bugünü ise hiç anlayamazsınız. Geçmişi bilmek gerekir görüşündeyim. Benim parolam şudur. Eskiyi bil, bugünü yaşa, yarına hazır ol. Herkes bu mesajları çok yazmış. Sevnur Bayrak yazmış bunu bize. Tam 13 sene oldu. 13 sene önce bugün seni ebediyete yolcu ettik. Hala acın içimizde, bir yerlerde derin boşluğunu hissediyoruz. Ne demiştin? Bir insanın adı ne zaman anılmıyorsa artık o zaman ölmüş demektir diye. Biz seni hiç unutmayacağımıza göre sen de hiçbir zaman ölmeyeceksin. Fiziki olarak dünyadan göçmenin 13. yılında senin özleminle anıyoruz. Bizlere fazlasıyla bir ömür yetecek kadar güzelliği bırakarak veda ettin. Sonsuzlukta dualarımız seninle. Kabrin nur, mekanın cennet olsun. Unutmadım, unutulmadın, unutulmayacaksın. Fadime Tuncer yazmış. Şahane. Çok güzel mesajlarınız var. Yani okudukça çok da duygulanıyorum. O klipleri, video klipleri izlerken de çok duygulanıyorum. Doğukan da aynı şekilde ilk stüdyoya oturdu. Tam sen bir şey soracaksın fark ettim. Bir gözleri daha oturur oturmaz dolmaya başladı. Evet. Tabii ya. Onun için gerçekten de kolay bir çok şey değildi. Gerçekten çok etkilendi burada. Yani biz onu sanatçı kişiliğiyle ben tanıyorum. Hani çocukluğundan beri dinliyorum, hayranıyım. Ama onun babasıydı tabii yani. Tabii ya, biz bile çok etkileniyoruz. Düşünün, Doğukan Manço'yu burada stüdyoda gerçekten yanımızdayken gözlerinin dolduğunu ben de gördüm. Çok sahiciydi, çok güzeldi. Ben de biraz Facebook mesajlarından okumak istiyorum sizlere. Mesela bize sürekli yazan Turan Manga var. Şeyden yazıyor hatta. Bir dakika bakıyorum. Merhaba Barış abi demiş. Benim çocukken en sevdiğim ilk sanatçı, onu çok ama çok sevmiştim demiş. O öldüğünde ailem önce bana söylemediler, sonra öğrendim, çok üzüldüm. Onu saygıyla anıyoruz, onu hala hepimiz çok seviyoruz demiş Turan Manga. Duyduğumuzda tabii inanamamıştık, evet. Yani. Ben de çok küçük değildim ama. Devam edelim mesajlara. Seda Tuna, o kışın yağmuru bu yıl kara çevirdi. Hala inanmadık gittiklerine. Benim ülkem barışları ölüyor, şarkılarının sıcaklığı ısıtmıyor, anlamları anlaşılmadıkça demiş. Denizcan Dinç, Türkiye'ye birçok eser kazandırmış bir sanatçının sadece demiş. Ölüm yıldönümünde hatırlamayalım, her zaman hatırlayalım demiş. Bence de her zaman hatırlamalıyız. Barış Manço zaten her zaman hatırlanması şarkıcılarımızdan, sanatçılarımızdan biri. Manga yine demiş, Manga hayranı Beyza Kılıç, Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz diye bitirmiş. Ve gerçekten... Bunlar Facebook mesajları. Facebook mesajları. Twitter mesajlarına da bakalım birazcık. Oradan da bize çok mesaj yazanlar var çünkü. Evet, Twitter mesajlarında. Biz Ma ile oturduk demiş. TRT Müzik Market'te Barış Manço'yu anıyoruz hep beraber demiş Füsun Demir.
Esra Baytaş, 4 yaşındaki kızın Barış Manço hayranı. Okudun evet. Onu sen. Bakıyorum. Ha, Barış Manço'yu çok seviyorum demiş Elif Kaya. Allah tekrar rahmet eylesin. Barış Manço şarkılarını bugün çok ama çok dinlemek istiyoruz. Şu anda zaten dinliyorsunuz. Öyle yaptık. 1,5 saat boyunca dinlediniz. Hala dinlemeye devam edeceğiz çünkü programımız devam ediyor. Şimdi bugün Barış Manço şarkılarına çok özel bir Barış Manço potpourri bir şarkıyla devam edeceğiz. Barış Manço'nun her şarkısı özel ama hatta maalesef şimdi rejiden uyarıldık. Programımızın sonuna gelmiş. Biz nasıl geçti anlamadık. Nasıl geçti gerçekten burada anlamadık biz. Evet. Her zaman gibi ama Bahar. Su gibi akıp geçiyor bugün program. Bugün ayrı ve özel. Evet. Bugün yani biz... bugün hem anmak çok güzeldi. Gözlerimiz doldu geri geldiği zaman. Böyle tüylerimiz diken diken oldu ama çok güzeldi. Doğukan'ın gelmesi de çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Heyecanlıyız o yüzden. Evet. Bugün değişik bir heyecan Barış var. Barış Manço'nun potpourri görüntüsüyle veda ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Yarın sizleri müzik markete bekliyoruz. Hoşçakalın. Yapayalnız dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda, gözlerinde yaş, kalbinde sızı, unutmadım seni, unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Gözlerinde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım. Yıllar önce yine böyle bir Ağustos akşamı seninle yürümüştük bu sahilde. Bilmem hala benim gibi sen de hatırlar mısın? El ele söz vermiştik bu sahilde. Seni bana çok gördüler. Bahar akşamı rastladım size.